laf ol dedim sefil! Şu haline bak! Üste yok, başta yok! Bu suratla mı bana sokuluyorsun? Bu hikaye gamzeleri, dalgalı saçları, şirin, muzip ifadesiyle ve dudaklarına yayılan gülüşüyle, sinemanın en güzel gülen gözleriyle Sevda Aktolga'nın hikayesi. Asiliği ve tatlılığı aynı anda yaşatan karakterlere ruh veren ender oyunculardandır. Oynadığı filmlerde ikinci kadın olsa da herkesin her zaman aşık olmak istediği kadındır. Ben biraz asi bir yapıya sahibim. Benim bir şey yapmamı isteyen biri bana yapma demeli ki o bende tutku olsun diyecek kadar da kabına sığmayan biridir. Gülen gözlerde evin uçarı kızı Hikmet olur. Dursun! Katma değer Şaban'da da tavuk vicdanlı güzel kız rolündedir. Hala anlamıyor musun? Hepsi numaraydı. Tavuk vicdanlı. Şabanoğlu Şaban filminde Ramazan ve Şaban'ın aşık olduğu Selma'dır. Selma! Buyurun! Ay Selma! Buyurun efendim! Hababam sınıfı serilerinde sınıfa gelen 4 kız içinde en güzelidir. Adı burada da Sevda'dır. Demek sen bize edebiyat dersi vereceksin. Evet arkadaşlar. Sen onu bizim külahımıza anlat. Gözümüze baksana sen bizim. Her bıyıklı edebiyat hocası olsa babam üniversiteye profesör olur. Oyunculuğun yanı sıra sinema sektörüne senarist, yapımcı, yönetmen ve kamera arkasında aldığı çeşitli görevleriyle hizmet vermiştir. Küçük Besleme ve Üvey Baba senaryoları onun tarafından kaleme alınmış, Aksaçlı Delikanlılar filmini o yönetmiş, Savcı ve Abuzer Kadayıf projelerinin yapımcılığını yapmış ve Savunma filminin de genel koordinasyonunu sağlamıştır. Pek kimselerin bilmediği bir şekilde sinemaya ve Yeşilçam'a sevdalı, aynı zamanda tutkuyla bağlı bir kadındır. Sevda Aktolga 1957 yılında İstanbul'da doğar. Tam adı Sevda Sevil Aktolga'dır. İlkokulda okuma bayramları ve yıl sonu oyunları olur. Onlar da yer alır. O dönem TRT İstanbul Radyosu Çocuk Saati programının yönetmeni Vedat Demirci okulda lise bölümünde sanat tarihi dersleri verir ve piyesleri hazırlar. İlkokul 1. sınıfta Dileğin Rüyası adlı oyunda başrol oynar. Sonra kendi deyimiyle beni tutabilene aşk olsun der. Ortaokula başlayınca radyoda çalışmaya ve Ali Baba Çocuk Tiyatrosu'nda oynamaya başlar. Lise 2. sınıfta Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu deneme sahnesine geçer. Oradan da sinema ve Ertem İlmez filmleri gelir. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olur. Yani hekim olmak zorunda kalmadan önce oyuncu olmuştum zaten. Niye diş hekimi oldun diye sorarsanız, o da annemin oyunculuk yapabilmemin önüne koyduğu şarttı diye anlatır. Fikret Hakan'ın yönettiği, Kaya Ererez'in görüntü yönetmenliğini yaptığı En Büyük Patron filmi ilk seti olur. İlk yer aldığı bu film için son derece heyecanlıydım ve ne yapacağımı bilemiyordum. Ama sıcak ve yardımcı tavırla bir günde beni çözdüler. Sonra sinema seti bana evim gibi gelmeye başladı diye konuşur. Sinema sektöründe o dönem insanlar kime nasıl davranacaklarını bildikleri için hiçbir sıkıntısı olmaz. Son derece dostane ve uyumlu ilişkiler içindedirler. Beni üzen bir şeyle karşılaşmadım hiç. İlk başlarda bayağı çocuktum. Pek aklım ermiyordu. Her şey sette başlayıp sette bitiyordu der. Zaman içinde oyunculuğun önemini kavradıkça durum değişir. Ertem İlmez bana kusurlarımı gösterdi. Beni gerçekten iyi eğitti. Çekilen her filmi birlikte izlerdik, ders gibiydi hepimiz için diyerek Ertem İlmez'in oyunculuk gelişimine olan etkisinden söz eder. İnsan Avcısı, Ne Haber, Taşra Kız, Kızını Dövmeyen Dizini Döver filmlerinde peş peşe rol alır. 1977 yılına gelindiğinde ise herkesin hafızasında yer edinecek gülen gözlerdeki o unutulmaz karakterle tanışırız. Önce söz ver bir daha böyle şaka yapmayacağım. Söz. Aha aferin hadi bakalım. Ne bu haliniz be? Hadi işinizin başına! Müthiş bir kadronun hayat verdiği inanılmaz bir yönetmenlik becerisi olan bu Türk sinemasının en iyi aile komedisinde Hikmet karakterini oynayan Sevda Aktolga, perdede gözüktükçe farklı bir heyecan yaşatır izleyenlere. Ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu hissettirir adeta. Gözlerinin içindeki ışıltı, neşesi ve asiliği perdede de güçlü bir kadının olduğunu gösterir. Unutulmazlar arasına giren bu filmle ilgili hayatımın en güzel, en neşeli, en mutlu deneyimiydi. Muhteşem bir ekipti. Başka ne denebilir bilmiyorum. Ailem gibiydiler. Çok değerliydiler. Onlar olmadan sette olamam gibi geliyordu der. Dursun! Ahmet! Aynı yıl yine büyük ses getiren oyunculuklarından birini sergilediği Şabanoğlu Şaban filminde Selma karakterini canlandırır. Bu filmde Ramazan ve Şaban'ın aşık olduğu kadındır. Ne istiyorsunuz? Ay.
Kumaş mı satıyorsunuz? Adınız ne? Selma. 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 Peşinden Tarık Akan ve Müjdar'ın başrolünü oynadığı Nehir filminde yer alır. Sevda Aktolga, bir nehir kazası geçirmiştim, ölümden döndüm. Unutulmaz bir anı, set arkadaşlarım olmasa aranızda olmayabilirdim diyerek unutamadığı bir anısını anlatır. Çarpacağız! Çarpacağız! Çarpıyoruz! Sıkı durun! Ertem İlmez imzalı Hababam Sınıfı Tatilde filminde kendi ismiyle çıkar izleyici karşısına. Altı edebiyat ağının ortasına düşen dört kızdan biridir. 1979 yılı Erkek Güzeli Sefil Bilo isimli sinema filminde Canan karakterini canlandırır. Sefil herif! Ne yaptın? Hiç! Seni gelin yaptım. Dün gece Cano kızdın, şimdi Cano karı oldu. 1981 yılında büyük yankı uyandıran Yol filminde de rol alır. 1985 Katma Değer Şaban isimli komedi filminde Güldür. 1986 Milyarder isimli yapımda muhabir olarak izleyicinin karşısına çıkar. Milyarder, Üvey Baba, Büyük Buluşma, Unutma Beni, Baba Evi, Binbir Gece ve Aşk Oyunu gibi projelerde rol alır. Sevda Aktolga, filmlerin hepsi birbirinden ayrı tutulamayacak güzellikte anılarla dolu. Ana tema ise o müthiş kadroyla birlikte uyum içinde çalışma fırsatımın olması. Aile gibiydik ve her zaman gülünecek bir şey olurdu. Ben hayatımın tamamının bundan ibaret olduğunu sanırdım. Çünkü başka bir şey yapma fırsatımız olmazdı. Film bitip bekleme dönemi başlayınca ne yapacağımı şaşırdım. Biraz asosyal bir yapım vardı. Okul, ev, tiyatro ve set bütün dünyamdı neredeyse diye konuşur. Bereketli Topraklar üzerinde filminden teklif alır fakat sınav dönemine denk geldiği için gidemez. O yüzden hep onun pişmanlığını ve üzüntüsünü yaşadım sonrasında der. Sevda Aktolga bir dönem Sinesen Genel Başkanlığı yapar. Oyuncuların alamadıkları paraları konusunda barodan sendika aracılığıyla bir süreç başlatmaya çalışır. Bir tek arkadaşımız gelmedi der. Parasını alamayan birçok oyuncu kendi haklarına sahip çıkmamıştır. Aktolga bunun üzerine yapabilecek fazla bir şey kalmıyordu. Emekçinin önce kendi hakları konusunda bilinçli ve mücadele edecek kadar cesaretli olması gerekir. Bu maalesef sektörde çok az kişi için geçerli. Böyle olunca işlevsiz kalıyorsunuz ve yapımcının insafına kalmış bir sektör olmaktan başka çare kalmıyor der. Bugünün sinemasının ekonomik ve teknolojik olarak Yeşilçam'la mukayese edilmeyecek koşullara sahip olduğunu söyler. Mutlaka iyi işler yapılıyor. Ancak sahip oldukları olanaklar paralelinde yeterince kaliteli üretim içindeler mi tartışmak gerek. 1981 yılında okuldan mezun olur ve evlenir. Evlenme sebebini ise şöyle açıklar. Benim ustam, yönetmenim, sinemada oyuncu olabilmemin sebebi Ertem İlmez'dir. Dehasına yakın bir deha ile henüz karşılaşmadım dersem yalan olmaz. Çok özeldir benim için. Ancak oyuncuların evlenmesinden hoşlanmaz. Sanırım izleyicinin hayranlığına ket vuracağını düşündüğü için. Evlenirsen oyunculuğun biter demişti. Ben biraz asi bir yapıya sahibim. Benim bir şey yapmamı isteyen biri bana yapma demeli ki o bende tutku olsun. Evlilikte öyle bir duruma girdi. Evlenme deyince ben evlendim. Gerçekten oyunculuğum bitti ama muhteşem iki çocuğum oldu. Hiçbir şeyin bana veremeyeceği iki hazine. Tüm bu neşeli kıpır kıpır görüntüsünün aksine çok utangaç bir insan aslında. Mümkün olsa kimse bana soru sormasa ve ben de cevap vermek zorunda kalmasam diye düşünürüm hep der. Oyunculuk sinema deneyiminin çok önemli bir parçası. Ancak kameranın gerisinde öylesine büyük ve dolu bir dünya var ki diye konuşur. Oraya girmeden sinemayı tam anladım demek zor. Benim bir şeyin bütününü kavrama tutkusu diyebileceğimiz bir tutkum var. Hazır oyuncu olma şansımı da yitirmişken bu dünyayı tanımak ve bir sinema insanı olmak istedim. Kamera hariç her alanda çalıştım kamera arkasında. İşte sinemaya o zaman gerçekten aşık oldum. Oyuncuyken algıladığımın çok ötesinde bir şeydi sinema ve aşk olması gerekiyordu yaşanabilmesi için. Yeşilçam'ın en güzel gülen gözlerine sahip olan kadın. İyi ki varsın, iyi ki oynadın o güzel filmlerde. İzlerken seni bizim de güldü gözlerimiz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.